Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, bir Saffat-ı Safa Asır dersine daha hoş geldiniz. Derslerimize Maide Suresi ayet 15 ile devam ediyoruz. Esselamünaleyküm. Ya ehlel kitabı kad caekum rasuluna yubeyyinu lekum ila ahiril ayet. Ya ehlel kitabı, ey ehli kitap, kitap ehli, kendisine kitap gönderilenler. قَدْ جَاءَكُمْ Muhakkak ki size geldi Resuluna, Peygamberimiz. يُبَيِّنُ Beyan ediyor lekum size. كَثِيرًا Birçok şeyi. مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ Size gönderilen kitaplardan gizlediğiniz birçok şeyi size açıklıyor. Olduğu halde size Peygamber geldi. يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ Tuhfuna minel kitabı cümlesi kıymetli takipçilerimiz. Resuluna, bizim Resulümüzden hal olarak düşürebiliriz. El hitabu, buradaki hitap lil yehudi ve nasara, Hristiyanlar ve Yahudileredir. Yani ya ma'şara ehlil kitabı. Burada ma yazılmış baskı hatası. Bu okuyacağımız kısımda birkaç baskı hatası var. Onları size biz hatırlatacağız değerli takipçilerimiz. Ya ma'şara ehlil kitabı, ey ehli kitap topluluğu. Kad caekum, muhakkak ki size geldi Resuluna, Peygamberimiz Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size geldi. Bid dinil hakki, hak din ile. Yubeyyinu, açıklıyor lekum size. El ketira, birçok şeyi. Mimma kuntum tektumunehu fi kitabikum, kitaplarınızda gizlemiş olduğunuz birçok şeyi size açıklıyor. Nedir onlar? Minel imani bih, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etme hususu. İncil'de, Tevrat'ta geçmesine rağmen bunu gizliyorlar mensuplarından. Ve min ayetir racmi, rejim ayeti, zinanın suçunun rejim ayeti Tevrat'ta ve İncil'de geçmekte ve bunu gizlemekteler. Ve min kıssati ashabi sebti, Beni İsrail'den Musa aleyhisselam döneminde ashabı sebt, cumartesi ehlinin, Yahudiler hakkında olan cumartesi ashabını, ehlini gizlemeleri. Ellezine, öyle cumartesi ehli ki musihu qiradeten, musihu dönüştürüldüler, qiradeten maymunlara dönüştürüldüler. Bu meseleler Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerle ifade edilmekte. Ve gayri zalike, ve bunun dışındaki diğer şeyler, mimma kuntum tuhfunehu, o gizlemiş olduğunuz şeylerden diğer bazı şeyleri de Peygamber size açıklıyor. Siz gizliyorsunuz fakat Allah bunları Peygamber aracılığıyla ortaya çıkarıyor. Ve ya'fu, vazgeçiyor, anketirin birçok şeyden de vazgeçiyor. Yani yetruku, terk ediyor hu birçok şeyi. Ve la yunebbi'uhu, ve o gizlediğiniz şeylere haber vermiyor birçoğunu. Ve innema, ancak yubeyyunu, açıklıyor lekum size. Ma, öyle bir şey ki fihi, onda vardır hüccetun, delil. Ala nübüvvetihi, peygamberliğine dair kendisine delil olacak şeylerin, bazı şeyleri sadece size açıklıyor. Her şeyi açıklamıyor. Ve şehadetun ala sıdkihi, kendisinin sadık, doğru olduğuna, yalan söylemediğine şahitlik eden delilleri size açıklıyor. Birçok şeyi açıklamıyor. Sadece bunları açıklıyor. Velev şayet zekara, zikretseydi kulle şeyin, her şeyi, gizlemiş olduğunuz her şeyi açıklasaydı, lefaddahakum, sizi rezil ederdi, foyanızı ortaya çıkarırdı. Kale fit teshili, teshil isimli eserde, tefsirde İbn-i Cüzey şöyle demiştir. Ve fil ayeti, bu ayet-i kerimede vardır. Delilun, delil vardır. Burada lam eksik. Delilun, delil vardır. Ala sıhhati nübüvvetihi, peygamberin nübüvvetinin sahihliğine,
gerçekliğine dair delil vardır. Burada li ennehu kelimesi de baskılarınızda vardır, sizdeki baskılarda. Burada eksik. Li ennehu, çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyyene, beyan etti. Ma, öyle bir şey ki ahfevhu, onlar gizlediler. Fi kütübihim, kitaplarında olan şeyleri gizlediler. Fakat Peygamber açıkladı. Ve huve, halbuki ümmiyyun, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmidir, okuma yazması yoktur. Lem yakra, okumadı kütübehum, onların kitaplarını okumadı. Fakat onların kitaplarında olan şeyleri gizlemelerine rağmen onlara haber verdiği için burada bu ayet-i peygamberin nübüvvetinin sahihliğine delil vardır demiştir. Teshil isimli tefsirde İbni Cüzey rahimahullah. Kad caekum, muhakkak ki size gelmiştir. Minallahi, Allah tarafından. Nurun nur ve kitabun mubin, ve apaçık kitap gelmiştir. Ey yani caekum, ey Yahudiler ve Hristiyanlar, size gelmiştir. Nurun nur, bu ve o da nedir? El Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'dir. Li'ennehu, çünkü Kur'an-ı Kerim nur diye niye isimlendirildi Allah tarafından? Muzilun, yok edicidir. Li zulumati şirki ve şekki, şirk ve şüphe karanlıklarını dağıtır, yok eder. Ve huve, ve o Kur'an-ı Kerim kitabun mubinun, apaçık bir kitaptır. Zahirul i'cazi, muhataplarını aciz bırakan, aciz bırakması açık olan bir kitaptır. Yehdi, ulaştırır bihi, o kitap vesilesiyle Allahu Teala men, öyle bir kimseyi ki ittebaa, tabi oldu, rıdvanehu, Allah'ın rızasına tabi olanlara ulaştırır. Sübüle selami, selamet yollarına onları ulaştırır. Ey yani yehdi, ulaştırır bil Kur'an'ı, Allahu Teala Kur'an vasıtasıyla ulaştırır. Men, öyle bir kimseyi ki ittebaa, tabi oldu. Rıdallahi, Allah'ın rızasına tabi olan kişiyi ulaştırır. Yehdi fiil, ayet-i kerimeye bakalım. Yehdi fiil, bihi mef'ulun bih gayri sarih. Allahu fail, men sılası cümlesiyle ittebaa rıdvanehu sübüle selam cümlesiyle beraber yehdi fiilinin mef'ulun bihidir kıymetli takipçilerimiz. Bazen böyle irab da yapıyoruz bekleyen takipçilerimiz olduğu için. Fakat tefsir dersinde çok dağıtmak istemiyoruz. Evet, Allahu Teala rızasına tabi olan kişileri ulaştırır. Durukan necati, kurtuluş yollarına, ve selameti ve selamet, kurtuluş ve selamet yollarına ulaştırır. Ve menahicel istikameti ve istikamet yollarına ulaştırır. Dost doğru yollara Allahu Teala kendi rızasına tabi olanları, kendi yoluna tabi olanları ulaştırır. Ve yuhricuhum, ve onları çıkarır. Minez zulumati, karanlıklardan, ilen nuri, aydınlığa çıkarır. O Kur'an-ı Kerim biiznihi, Allah'ın izniyle. Ey yani yuhricuhum, Kur'an-ı Kerim o insanları çıkarır. Min zulumatil kufri, küfür karanlıklarından, ile nuril imani, iman aydınlığına çıkarır. Bi tevfikihi, Allahu Teala'nın muvaffak kılmasıyla, ve iradetihi, ve Allahu Teala'nın dilemesiyle. Ve yehdihim, ve onları ulaştırır. İlâ sırâtin müstakîm, dost doğru yola ulaştırır. Ve o dost doğru yol nedir? Dinul İslami, İslam dinidir. Kıymetli takipçilerimiz, bu dersimizde buraya kadar. Derslerimizi ve videolarımızı eğer faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, Ali Akçal YouTube kanalımıza abone olmayı ve bu tefsir derslerini de Kur'an-ı Kerim'i anlamak isteyen bütün kardeşlerimize ulaştırmanızı sizlerden bekliyoruz. Bir dahaki Saffatü Tefasir dersinde buluşmak üzere hepinize alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.